Zuhal Hanım tekrar merhaba, hoş Yasin geldiniz. Yasin Bey, yüzün gülüyor, iyi bir işaret. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Aa, mutfakta iyi şey toparlamışsın hazır. Sanki. Evet, toparladım. Ben şöyle şu tarafa geçiyorum. Lütfen. Aa, güllü müllü tabaklar. Buyurun. Bak sen mi hazırladın bunları? Evet, sizler için. Heh, sen de ne yaptın ya? Aklım sende vallahi. Vallahi bütün menümü yetiştirdim. Vallahi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Süper. Zorlu oldu ama yetişti. Nesi zorlu, neresi zorladı en çok? Yani performans istiyor. Ha, genel olarak itibari, yoruldum. Yani. Evet. Yani o kadar olacak ama. Öncesinde market 15.000 TL içeri. Yani. Tabii ki aynen öyle. Tattın mı yemekleri? Hepsinden tattım. Ah, süper. Tadamayacağım şeyler vardı ama onların da pişmeden önceki hallerinin tamam. Kıvamlarına baktım. Yanma şey hepsine yapma güveniyor. Falan filan. Hiç yanılmamış. Hadi hadi şeyim. İnşallah. Şey masanı beğendim. Zil çaldım. Evet misafirimiz geldi. Onu evet da aç bakalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yetiştirebildiniz mi? Evet, merhabalar. Masa güzel görünüyor. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Sabahat, hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben gel, de. Gel, merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Nas, pantolon tarz, süpersin. Evet, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Topuzluyuz bugün. Evet. Çok hoş. Teşekkür şöyle ederim. Şuradan geçmeniz gerekecek. Hadi bakalım. Yerleşti mi herkes? Evet. Koltuk ayarlarınızı yaptınız mı? Çünkü kalkışa hazırız. Yasin Bey, onu size getirdim. Ben yapmadım, hazır aldım. Kabul etmediğiniz için. Ben ama aslında hiç getirmemenizi tercih söylemişim size. Ama akşam çay içersiniz. Eşin çayın yanında eşinizle beraber. Ben nezaketen gene kabul edeceğim. Teşekkür getirmeseniz daha iyi olurdu ama. Teşekkür ederim. Söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. İyi hadi getirsen. Ne tatlı hazır kurabiye getirdin, ne alaka? Şey kabul etmeyeceğim demişti de ben de uğraşmayayım adam dedim. Adam kurabiyeye evde. Zaten karşı yani. Ya hem hediye getirme dedim hem yemek getirdi gibi de hazır getirmiş. Ne demek istedi çok merak ediyorum açıkçası. Yine hiç şaşırtmadı bizi. Ama bugünkü getirdikleri çok lezzetsizmiş. Madem bu kadar lezzetsiz bir şey getiriyorsun, bari verme. Bence orada biraz ayıp yaptı. Vermemesi gerekiyordu. Haftanın en başından beri zaten hazır getirdiğini ben söylemiştim. Kendisi bana ispatlamak için kesin aynı tarifi buldu. Üçüncü gün yapmaya çalıştı. Zaten aynı şekilde kesinlikle kabarmamıştı. Şekli asla aynı değildi. İlk günden beri getirdiği bütün kurabiyeler hazırdı. İddia etmiştim. Arkasında da duruyorum. Bugün de zaten kendisi itiraf etti. Bir yarışmacının evine yemekle gelinmesi, yemek yarışmasına doğru bu. Yani mantaliteyi doğru bulmuyor. Yani seni hazır alman ya da seni yapman da senin olman da önemli değil. Yani başka bir zamanda olsa ben de hediye ama şimdi yemek yarışmasında gerek yok diyor. Niye sen de hazır kurabiye aldın? Çünkü zaten istemiyor kabul adam. Etmeyeceğini düşündüm. Yorulmayayım dedim evde. Ya sen ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Zuhal Hanım iyi gidiyor. Biraz yoruldum ama. Ha belli. Dinlenmek istiyorsun. Evet bir oturayım. Kalksansın. Ne demek ben bir oturayım? Otur. Valla sen bilirsin. Ya hiç yakıştıramıyorum. Otur ya bırak. Yoruldum, bir karısı cümlesini. Var. Nasıl ya otur şu cheesecake'i konuşalım. Bir karısı var. Sizler değil. Nasıl güzel. Şeker. Nasıl güzel. Nasıl tatlı. Bando takımıyla karşıladılar. Dün ne güzel. Kemençe Karadeniz'e gittik geldik. Ne güzeldi. Hepinize teker teker teşekkür ederim. Ayrıca yeri gelmişken. Çok güzel karşıladınız hepiniz. Samimiyetiniz, içtenliğiniz, misafir. Misafirperverliğiniz için gerçekten çok samimi söylüyorum. Çok mutlu ettiniz hepimizi. Bugün de Yasin inşallah yemekleriyle mutlu edecek. Şaka tabii artık yani yavaş yavaş. Evet. Şimdi bir soluklandım. Ben yoruldum ama evet şu an daha iyiyim. Birazcık mutfak tarafı biliyorsunuz yorucu geçiyor. Evet, siz de yaşadınız. Bilmez miyiz Yasin Bey? Bilmez miyiz? Evet mutfak tarafı oldukça yorucu aramızda ama. Aramızda bir tek sinemanın biliniyor. Evet, yani. Yarın da yaşayacak artık. Yarın da yaşayacak mutfak tadını. Evet bir yorgunluk oluyor evet Zuhal Hanım. Değil mi? İşte ben Allah tam olarak şükür. Ondan bahsetmiştim ilk evet. Gün. Cheesecake'ten bahsedeceğim demiştiniz. Evet bir cheesecake yapmışlar karı koca sabah 4'e kadar uğraşmışlar evet. Bir şefin tarifi gerçekten çok güzel yemenizi isterdim. Ailemle birlikte inşallah gömeceğiz onu i̇nşallah, bugün töreni olacak afiyet evimizde. Olsun. Vallahi afiyet bırakmadı olsun. Kusura bakmasın tadanlar oldu şanslı insanlar oldu ama çok güzeldi bırakamazdım yani. Bırakmayın zaten. Yani. Tabii yani. Tatlımız da lezzetli olmuş. İnşallah biz de evet memnun kalırız. Size de güzel bir tatlı sunum yapmayı düşünüyorum. Kısmet inşallah. Çiçekler canlı mı? Evet gerçek çiçek. Sizlere böyle bir biraz çünkü ben bir şey olmaya başladım da. Canlı değil. Teşekkürler. Canlı mı? Canlı çiçek evet. Şaka. Gerçekten aa, canlıymış. Şöyle, Sebahat'ın sizin alerjiniz olduğunu biliyordum ancak evet, masada herkese verip size vermesem bu sefer yanlış anlayabileceğinizi düşünüyorum. Plastik hissi. Ne güzel bir şey. Ben rahatsız olduğum acaba mı dedim yoksa. Eğer rahatsız olursanız kaldırmak isterseniz saygı duyarım. Bunlar da canlı o zaman. Ben canlı ilk başta plastik zannettim ama. Görüntü içeri yok. Canlı çok güzel. Nereden buldun? Çok güzelmiş güller. Çiçekçimiz var. Her zaman çalıştığımız, evet, aldığımız. Sağ olsun onlar da özel çiçeklerini gönderdiler bugün özel. Oturmaya devam edecek misiniz? Bozuyorsun çocuğun rahatlığını. Ben öncelikle yorgunluğunu almaydım. Evet biraz yorgunluk var ama ben konuşmaya da siz de söylediniz.
Öncelikle 4 gündür beraber yemek yiyoruz. Bugün de benim evime geldiğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Rica ederiz. Umarım sizler için yaptığım yemekleri beğenirsiniz. Seni umarım inşallah servis edersin. İnşallah çok açım. Servise kalkıyoruz. Gerçekten çok açız. Bayağı yorulmuşuz. Bıraksak çay koyup hep beraber otur. Çok bayağı yorulmuşsun sen biraz ya. Yoruldum, sen. Aha. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir bayan olarak ben hiç yoruldum demedim. O kadar uğraştım. Ya yorulduğumu siz sorduğunuz için söylüyorum. Normalde yoruldum diye bir tabirim yok. Sorduğunuz için söylemek zorunda kaldım. İki kase gitti ama daha kaseleri olanlar var. Şöyle bir masaya bakın, değerlendirin. Ya direkt ezbere gelmişler. Gelirken Sinem Hanım'ın kurabiye getirmesi çok saçma oldu. Bir de hazır getirmiş annem. Ben bunu biraz gördüm açıkçası. Çok ayıp etti bence. Yani ben ona ki şimdiye kadar hiç böyle kötü bir durumda, yorumda da bulunmadım. Ayrıca ben bunu defalarca da kendine söyledim, getirme dedim. Ben yine beyefendiliğimi bozmamak adına hediyesini kabul ettim. O kendi ayıbı artık, kendi düşünsün. Edis sen söyle istersen görüşlerini. Çatal ters koyulmuş galiba. O yönü diğer tarafta mı olması gerekiyor? Emin olamadım. Çatalla bıçak ikisi aynı yönde duruyor bende. Orada bir dikkatsizlik olmuş galiba. Biraz da lekeler var şeyin üstünde. Masada, masa ortasında evet. Evet, nerede leke ya? Hayırlar var. Şeyde de var. Tozlar var. Tozlar mı? Bıçaklarda evet. Da toz mu kız bu? Burada da var. Ama bizdekiler iplik. Bizdekiler göze batmış Zuhal Hanım. İplik şu mu göze? Ay Allah'ım, kamera bile çekemez onu. Bir leke var mı? Ben göremedim. Ben de göremedim. Ben hani masasını ya? Beğendim bu arada. İğne işi bu. Aynen. Ben tabii örtüsü çok güzel. Merve'nin çeyizinden falan mı bu örtü? Örtü evet, Merve'nin çeyizinden. Belli amını sanladım. Bugün özel çok güzel. Serdik. Etami çok güzel. Etami kendi mi yapmış? Etami ben de çok severim. Eskiden yapardım ben ya. Etami ben de çok severim. Çok severdim. Ne zaman vakit bulup yapabiliyordunuz? O kadar. Tabii ki bu sektöre girmeden evveldi tatlışkom. Öz gençlik zamanlarımda kasnakta böyle. Ay böyle çok hoşuma giderdi, işlerdim.